Sana bir şey soracağım. Sarp'la babam bu gece buluşacaklar. Sarp kabul etmiş mi? Çok şükür. Şükür mü? Sen bu duruma şükür mü diyorsun? Babam ha polise Sarp'ın hayatta olduğunu söylemiş, ha Sarp'a Bahar'ın hayatta olduğunu. Ya ikisi de aynı şey, farkında değil misiniz siz? İkisi de bizi riske atıyor. Ya bizim söylediğimizi öğrenirlerse? Babanı tembihleriz. Baban da Sarp'ı tembihler. Böylece bizden çıktığı öğrenilmez. Ha bunun bir garantisi var yani. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ama zaten baban Bahar'a Sarp'ın yaşadığını söyleyemez. Jale onu uyardı biliyorsun. Hele Bahar'ın bu hassas durumunda. Peki Bahar'ı söylemeyecek ama ne biliyoruz Sarp'a söylemeyeceğini? Ha? O zaman ne yapacağız anne? Sence Sarp'ı durdurabilecek miyiz? Öldüğünü sandığı karısıyla çocukların hayatta olduğunu öğrendiğinde Sarp koşarak gitmeyecek mi onlara? Ablan umurunda değil, değil mi? Ne ablanın sağlığı ne de bizim güvenliğimiz umurunda. Ne demek şimdi bu? Belki ablana ilik tutmaz. Sarp'la karşılaşıncaya kadar ölür gider diyor muyorsun? İyice saçmaladın. Sinirlerin bozulmuş senin. Neden acaba? Neden benim sinirlerim bozuk acaba? Ben gidiyorum, işe geç kaldım. Güle güle. Aa, unutmadım. Sarılı kapı. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika, çocuk değilim ben, içerim kendim. Ben kendi gözlerimle göreyim de. Ha öyleyle. Oldu. Oldu. Günaydın güzel kız. Ne o? Şaşırdın mı beni gördüğüne? Evet. Annem az önce çıktı. Bir şey unuttu, geri döndü sandım. Hazırlan. Seninle bir yere gideceksin. Suat Bey, misafiriniz geldi. Al içeri kızım. Peki efendim. Hoş geldin kızım. Korkmana gerek yok. Sana zarar vermeyeceğiz. Aksine sana teşekkür borçluyuz yaptığın iyilik için. İyilik mi? Ne iyiliği ya?
yaptım ki ben? Bize Jülide ile Bahar'ın buluştuğunu haber verdin. Bu bizim için çok kıymetli bir bilgiydi. Hadi otur, ayakta kalma. Sen mutfakta bekle. Ben hanım kızımla özel olarak konuşacağım. Olur Suat Bey. Bak kızım, ben kötü bir insan değilim. Öyle durduk yerde kimsenin canını yakmam. Ama ailemin güvenliği söz konusu olduğunda yapamayacağım şey yoktur. İyi veya kötü. Anladın mı beni? Şimdi bir seçim yapman lazım. Ya benimle dost olacaksın ya da düşman. Dostluğumun anlamını anlaman için küçük bir ipucu. Düşünecek bir şey yok. Genç kızların her zaman ihtiyaçları olur. Bunu küçük bir armağan olarak kabul et. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Siz kimsiniz? Ben kimim? Ben Sarp'ın... Biz ona artık Alp demeyi tercih ediyoruz. Çünkü Sarp Çeşmeli diye biri artık hukuken hayatta değil. Ne diyordum ben? Ha, ben kimim? Ben Alp'in kayınpederiyim. Ne? Alp'in kayınpederi ve iki küçük oğlunun dedesiyim. Şimdi söyle bana, bilmemiz gereken bir şey var mı? Bak, sana söz veriyorum, hiç kimsenin canı yanmayacak. Hayır. Hayır, başka bir şey yok. Sarp'ın annesinin Bahar'ı görmeye gittiğini nasıl söylediysem... Başka bir şey olsaydı söylerdim. Bak, verdiğin her bilgi için ödüllendirileceksin. Bunu unutma. Gerçekten başka bir şey yok. Peki. Aslında başka bir şey var. Aferin sana. Biz seninle çok iyi anlaşacağız.
Ben bu konuyu bir araştırayım. Suat Bey, Pırıl Hanım'ın aracı giriş yapmış efendim. Hay Allah'ım, tam sırasıydı. Şirin kızım, sen yan odaya geçer misin? Biz seninle daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. Merhaba baba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Neden ofise gitmedin sen? Biraz kırıklık var üzerimde. Üşüttüm herhalde. Evde dinleneyim dedim. Neyin var senin? Otursana. Oturacak falan halim yok benim. Bu Jülide denen kadın yüzünden sinir krizi geçirmek üzereyim. Hayatımda onun kadar iğrenç bir insan tanımadım ben. Hangi birini anlatayım? Kendi evimde bana şantaj yapmasını mı? Bahar'ı bulup ona gitmesini mi? Niye anlatayım ben sana? Tamam, tamam. Her şeyden haberim var. Bahar'a gittiğini biliyor muydun? Haberim var diyorum. Neden durdurmadın o zaman? Çünkü sonradan öğrendim. Baba bak, bu işi daha fazla devam ettiremeyiz. Bu saatten sonra Alp'in onları bulması, varlıklarını öğrenmesi an meselesi. Bunu ben de biliyorum. Eninde sonunda öğrenecek. Benim yapmak istediğim şey zaman kazanmak. Zaman her şeyin çözümü, anlıyor musun? Nezir'in ölmesini mi bekliyorsun? Yaptığın bu mu? Nezir'in ölmesini beklemek. Çünkü bunun dışında başka çözümün yok gibi geliyor bana. Evet, Nezir'in ölmesini bekliyorum. Sen de Bahar'ın ölmesini beklesen iyi edersin. Çünkü senin de bir çözümün yok. Öyle olmuyor işte bu işler. Kimse biz istiyoruz diye ölmüyor. Ne Nezir ne de Bahar. Ama ben şimdi gidip Alp'e söylersem Bahar'la çocukların ölmediğini belki de... Hayır, bunu yapmayacaksın. Anlamıyor musun baba? Böyle yaşayamıyorum artık. Her an bu korkuyla yaşayamıyorum. Delirmek üzereyim. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam, bana biraz zaman tanı. Bu Jülide meselesini halledeceğim. Şimdi seni biriyle tanıştıracağım. Bize bu konuda yardımcı olacak biriyle. Şirin, biraz gelir misin lütfen? Siz kimsiniz? Ben Bahar'ın kardeşiyim. Şirin. Şirin, biraz önce bana anlattıklarını kızıma da anlatır mısın lütfen? Yani Bahar'ın bir sevgilisinin olduğunu. Ben anlatsam bana inanmayacak da. Gerçekten mi? Bahar'ın hayatında biri mi var? Bana açık açık söylemedi. Biz o kadar yakın değiliz Bahar'la. Tamam. Mahallesinde oturan biri. Adı Arif. Zamana güvenmeyi öğrenmelisin. Hep söylerim sana bunu.
Babamın da geç geceye tuttu ya. Ha bir şey mi oldu acaba? O böyle hiç geç kalmazdı. Bana inat olsun diye yapıyor. Senin işin gücün varsa benim de işim gücüm var demek istiyor. Bak ne güzel konuşmadan anlaşıyorsunuz. Boşanmasanız mı acaba? Babam benden meraklı boşanmaya. Hah geldi. Sen de gelmişsin. Evet. Çünkü anlatacaklarım var. Evet buyur dinliyorum çok. Enver. Sarp evliymiş. Ne? Çok zengin bir kadınla evliymiş. İki de oğlu varmış. 1 yaşında. İkiz. Konuşmaya gitmeden önce bunları bilmen gerekir diye düşündüm. Bahar o ilik ameliyatına girmeden önce gidip ona Sarp hayatta dersen yani bunların da hepsini söylemek zorunda kalacaksın. O yüzden. Bu nasıl bir adam bu ya? Nasıl bir insan bu? Gidip yeni bir aile mi kurmuş kendine? Bahar, Nisan'ı, Doruk'u çöp gibi kenara mı atmış? Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Benim aklım hafızam almıyor. Benim melek yüzlü kızım nasıl böyle bir adama aşık olabilir? Olmuş işte. Melek yüzlü kızım derken seni kastetmedim. Biliyorum baba. Ah Bahar. Ah Bahar'ım benim. Ah yavrularım benim. Ah Nisan. Ah Doruk. Ah Doruk. Enver. Hatice tamam anlıyorum. Tamam. Tamam. Anlıyorum. Tamam. Tamam. Ben gidip Bahar'a Sarp'la ilgili bir şey söylemeyeceğim. Kaldıramaz. Biliyor. Tamam. Bunca olan şeyden sonra bence artık Sarp'la da buluşma baba. Yani ne konuşacaksın, ne anlatacaksın ki ona? Evlenmiş, barklanmış bir adama yani ne anlatabilirsin ki? Ayrıca bu saatten sonra ondan bir hayır gelmez Bahar'a. Yok. Yok. Benim ona söyleyeceğim bir çift laf var. Benim ona söyleyeceğim birçok çift laf var. Benim ona söyleyeceğim çok şey var. Boş işler. Öyle mi? Ben nereden bileceğim senin doğruyu söylediğini? Ha ya evlenmediyse? Ya çocuk falan yoksa ortada? Tamam. Kendin gidersin. Bu akşam sorarsın o zaman. Tamam mı baba? Tamam. Gideceğim. Gideceğim ve onun çakını okuyacağım. Baba bak. Şirin otur oturduğun yerde. Tamam ablanla konuşmayacakmış işte. Bir sakin ol. Ben konuştukça adamı sinirlendirdin. Ya anne anlamıyor musun gerçekten? Neyi? Ya tamam belki Bahar'a söylemeyecek ama daha kötüsünü yapacak. Sarp'a gidip onların yaşadığını söyleyecek. Of. Bilmiyorum Levent. Yani adam öyle kötü birine benzemiyordu. Yani 10 defa falan eğer ailem tehlikede olmasa böyle kimsenin canını yakmak istemem falan dedi. Peki sen inandın mı adama? İnandım galiba. Öyle mafya tipli bir adam değil ki. Öyle kendi fellik iş adamı. Ne o zaman niye huzursuzsun? Of, düşünüyorum, düşünüyorum. Yani babamla Sarp'ın buluşacağını söylesem onlara. Acaba babama zarar verirler mi? Ya şimdi delirdin mi sen? Niye böyle bir şey yapacaksın ki? Ya eğer babamla Sarp'ın buluşacağını öğrenirlerse zaten biz tehlikede olacağız. Ama ben onlara söylersem, onlar da bu görüşmeyi engellerlerse belki bize zarar vermezler, tehlikeyi atlatırız. Sence de öyle olmaz mı? Bak sakın Şirin. Sakın böyle bir risk alma.
Belli olmaz bu adamların ne yapacağı. Ya kaçırdılar seni, unuttun mu? Of! Haklısın. Zaten saçma bir fikirdi. Of baba ya. Sen niye seni ilgilendirmeyen şeylere bulaşıyorsun ki? Meyve getirdim size. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun. Şirin, bana bak. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım, merak etme. Merhaba Suat Bey, ben Şirin. Kusura bakmayın, bu saatte sizi rahatsız ediyorum. Efendim Şirin? Ben size bir şey söylemek zorundayım. Dinliyorum Şirin. Babam birazdan, yani yarım saat sonra Sarp'la buluşacak. Ben belki bu buluşmayı engellemek istersiniz diye düşündüm. Bana buluşmanın yerini söyle. Levent. Hatice teyze. Benim size bir şey söylemem lazım ama korkmayın, tamam mı? Enver amca fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Ben sizi hastaneye götürmeye geldim. Hatice teyze. Öldü mü? Öldü mü yoksa? Sana soruyorum, öldü mü yoksa? Yok Hatice teyze, fenalaşmış sadece. Hep böyle söylerler. Fenalaştı derler, öldü demezler ki. Ne oldu? Hep böyle söylerler. Anne ne oldu? Ne oldu Levent? Enver amca. Ne oldu babama? Anne. Ne oldu babama, bir şey söylesene, ne oldu, öldü mü yoksa? Ya yok, ne ölmesi. Fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Sarp kaldırmış. Vurdular. Vurdular onu. Vurdular oğlum. Vurdular benim yüzümden. Benim yüzümden vurdular babama. Benim yüzümden vurdular babama. Hayır, benim yüzümden vurdular babama. Benim yüzümden. Hayır vurdular. Kendine gel. Kendine gel, hastaneye gitmemiz lazım çabuk. Kendine gel şimdi. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Anne, anne bak bana. Babama hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Babama hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Hatta o bizi orada bekliyordur, tamam mı? Kalk baba, babam bizi bekliyordur. Kalk babam bizi bekliyordur. Bir şey olmadı, tamam mı? Hiçbir şey olmadı babama. Yürü, gideceğiz. O bizi bekliyor. O bizi bekliyor. Hiçbir şey olmadı. Yine yürü, dur. Ne bağır ya? Başlayacağım şimdi bağıra. Bağır nereden çıktı ya? Ona ne? Onun babası mı o? O benim babam. Bağır arayacakmışız.
Ya ya ara ara. Evet evet ara onu. Kocam senin yüzünden öldü de, tamam mı? Senin yüzünden kocam öldü de aynen bu şekilde söyle, tamam mı? O da üzülür. Ama şimdi gece gece hasta kızı telaşlandırmamak lazım. Ama Enver eve gitmezse yine telaşlanacak. Anneciğim iyi misin? Sarp. Seni uğursuz, seni vicdansız, Allah kahretsin seni. Anne, anne, anne lütfen dur. Sen benim ailemi mahvettin. Ailemi mahvettin. Allah kahretsin seni. Anne burası din yeri. Durur musun lütfen? Anne bak hadi girelim içeri. Emel Bey şu an ameliyatta. Doktor birazdan gelip sizi bilgilendirecek. Ameliyatta mı? Önemli bir şey yok değil mi? Sağ değil mi? Yani benim başka bir malumatım yok. Bizde sadece ameliyatta olduğu bilgisi var. Anne tamam bak. Hayatta işte. Ameliyattaymış. Ameliyat dediniz. Neresinden ameliyat oldu? Beyin mi, kalp mi? Hayati bir risk taşıyor mu? Hanımefendi size biraz önce de söyledim. Ben bilgi veremem. Doktoru gelir, o sizi bilgilendirir. Hayati bir tehlikesi var mı diye sordum. Yaşayacak mı? Anneciğim hemşire hanım bilmez yani. Doktorla görüşürüz biz bunu. Sen karışma. Sen karışma. Tüm bunlar senin suçun. Bir daha bakar mısınız lütfen? Ne saçmalıyorsun ya? Benimle ne ilgisi var? Çekil karşımdan. Senin kocan olduğu kadar o da benim babam, tamam mı? Sen ne kadar üzülüyorsan ben de o kadar üzülüyorum. Sen niye bağırıyorsun ki şimdi bana? Eğer birine bağırmak istiyorsan ve birini suçlamak istiyorsan git ona bağır, tamam mı? Anne, Ömer abi nasıl? Ameliyatı almışlar. Ne durumda olduklarını söylemiyorlar. Peki, nasıl olmuş bir şey söylediler mi? Yani ben akşam yemeğe gidecekti o arkadaşlarıyla. Biri getirdiyse onu bir sorsak belki biliyordur kim getirdi. Bir konuşabilir miyiz kendisiyle? Yok kimse, yok kimse. Olan olmuş zaten. Yani bunları bilsek ne olacak ki? Ne faydası var bize? Ben sadece... Sen tabii. Hep sen Bahar, hep sen. Her şey zaten senin yüzünden oldu. Koskoca adam düzenini bozdu. Bu yaştan sonra çocuk bakıcısı oldu ve size bakacağım diye canı çıktı. Tamam. Sen şimdi karşıma geçmiş üzülmüş numarası mı yapıyorsun bana? Ha? Kızın ne suçu var be? Tamam Ceyda, tamam. Anne gel bir sen de şöyle geçip oturup ya. Ben gidip doktorlardan bilgi alacağım, tamam mı? Bunu da çıkar. Çıkar bunu. Hiç merak etme. Babama bir şey olmayacak, tamam mı? İyileşecek. Babama? Ya ne babası ya? Hasta etme beni. Ne babası? Senin baban mı? O benim babam. Tamam mı? Defol git buradan. Şirin tamam. Tamam yeter. Anne önemli değil. Tamam önemli değil. Önemli değil. Onun da siniri bozuk, haklı. Kusura bakma Şirin, tamam mı? Özür dilerim. Öyle bir anda ağzımdan çıkıverdi yanlışlıkla. Bilerek yapmadım. Özür dilerim. Önemli değil. Hadi otur hadi. Falan ister misin? Yok, sağ ol. Siz burada mıydınız? Ben görememişim sizi. Ah canlarım. Yalnız bırak. Elimiz şöyle geçelim hadi. Paralar ver. Ceyda yapma gözünü seveyim olmaya çıkalım. Anneme yazık. Hemşirin de haklı yani. Onun babası sonuçta Emir abi. Kızım senin de baban. Tamam. Bizim de canımız. Ama biz öyle edepsizlik yapıyor muyuz Bahar? Ne bileyim ya ama. Benim de dedem. Evet benim de dedem. Tabii ki de öyle. Şimdi herkes çok üzgün ya. Böyle zamanlarda birbirimize daha anlayışlı olmalıyız. Tek yapmamız gereken şey anneannenize destek olmak, tamam mı? Şu
kapışıyor öyle kız. Hiç demiyor ki bir anacığımı sarayım, sarmalayayım. Üzülme anne. Sen üzülürsen dedem de çok üzülür. Çünkü o seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bak. Göz yaşlarımı sildim. Üzülmüyorum artık. Merak etme anneanne. Dedemin bir şeyi yok. Ben biliyorum. Bugün ben dedemin arkasından su döktüm. Su gibi git, su gibi dön diye. Öyle mi yaptın? Ben bir çıkıp hava alayım. Çocuklar size emanet. Ben yalnız bırakmayayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.